Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Türkiye Caferleri Lideri Selahattin Özgündüz Hocamın şahsında tüm protokol mensuplarını, salonumuzu dolduran bay, bayan, Ehl-i Beyt sevdalılarını, ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimizi Caferi Der adına saygıyla selamlıyorum. Gecemiz mübarek olsun diyorum. Değerli konuklar, bugün Şaban ayının 15'inde dünyaya gelen ve Hazreti Peygamber'in 10. kuşak torunu olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümünü anmak için toplanmış bulunuyoruz. Tüm semavi dinlerde Mehdilik inancının olduğunu biliyoruz. Bu inanç ahir zamanda zuhur edip zulüm ve haksızlıkla dolmuş bir dünyayı, yeryüzünü her türlü kötülükten, zulümden kazıyarak onu baştan başa adalet ve eşitlikle dolduracak beklentisiyle tezahür eden bir inançtır. Ancak Ehl-i Beyt mektebine göre Mehdilik inancı ahir zamanda dünyaya gelmesi beklenen belirsiz bir kişiye inanmak demek değildir. Bize göre Mehdi Aleyhisselam annesi, babası, doğum yeri ve birçok alametleriyle tanınan ve yeryüzünün imamı olarak şu anda hayatta olan, ancak ilahi hikmet gereği gizli bulunan belli bir şahıstır. Yine Ehl-i Beyt mektebine göre ismi Hazreti Peygamber'in ismi, künyesi yine Hazreti Peygamber'in künyesidir. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın soyundan gelmektedir. Değerli konuklar, bu konuda çok değerli konuşmacılarımız sizlerin tatmin olacağı, gönüllerinizi tatmin edeceği konuşmalar yapacaklardır. Ben daha fazla bu hususta sözü uzatma haddini kendimde görmeden onu en güzel şiirlerle tanımlayan kişilerden birisi olan Sayın Selahattin Özgündüz Hocam'ın bir şiiriyle ben sizlere hoş geldin demek istiyorum. Yüce Rabbim, yıkma bizi. Daha fazla sıkma bizi. Gözlerimiz yolda kaldı. İmamsız bırakma bizi. Gönder artık Mehdi'mizi. Gönlümüz çok daralmıştır. Rengimiz pek sararmıştır. Dünyamız da kararmıştır. Karanlıkta koyma bizi. Gönder artık Mehdi'mizi. Yüzündeki benlerine, mübarek kademlerine, zülfikarlı ellerine kurban eyle hepimizi. Gönder artık Mehdi'mizi. Mazlum kanı sebil oldu, Müslümanlar zelil oldu, zulüm her tarafa aldı. Yolda koyma gözümüzü, gönder artık Mehdi'mizi.
mazlum hakkını almak için, zulmü nabut kılmak için, cihan şumul olmak için, daha çok bekletme bizi, gönder artık Mehdi'mizi. Küfrü sıraya dizmeye, pis kafasını ezmeye, yeniden destan yazmaya azmettik, gevşetme bizi, gönder artık Mehdi'mizi. Kardeşliği getirmeye, düşmanlığı bitirmeye, zulmü dize getirmeye and içtik. Döndürme bizi, gönder artık Mehdi'mizi. Dünyayı cennet kılmaya, ezileni kurtarmaya, ağlayanı susturmaya, gönder gelsin Mehdi'mizi. İmamsız bırakma bizi. Bu güzel şiirinden dolayı huzurlarınızda bir kez daha Sayın Selahattin Özgündüz hocama teşekkür ediyoruz. Gönüllerimizi titreten bir anlayışla yazılmış. Teşekkür etmişken, bu programların hazırlanmasında bizlerden desteğini esirgemeyen, başta Sayın liderimiz Selahattin Özgündüz hocam olmak üzere, Küçükçekmece Belediyesi'ne, bu salonun görevlilerine ve çalışanlarına, çok kıymetli alimlerimize, ki her zaman için bizim düstur aldığımız, yolumuzu aydınlatan, ışıklatan çok çok kıymetli alimlerimize, Zeynebiye toplumunun kadın, erkek, yaşlı, genç, tüm kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, emniyetimizi sağlayan gerek yerel gerekse genel anlamdaki tüm emniyet güçlerimize, tüm personeline ve yayında emeği geçen Cem TV ve diğer TV basın mensuplarına huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İslam aleminin, İslam alemine göre bu gece aynı zamanda kandil olarak kutlanan Berat dediğimiz gecedir. Bu inanışa göre de Kur'an-ı Kerim Levh-i Mahfuz'dan bu gece semaya indirilmiştir. Tüm İslam aleminin bu kutlu ve mübarek gecesini ve İmam Zaman'ın zulmü sona erdirecek, adaleti yeryüzüne yayacak kutlu doğumlarını ve gelişlerini hepinize tebrik arz ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.